Bölüm 13. Tohum benzetmesi. Aynı gün İsa evden çıktı, gidip gölün kıyısında oturdu. Çevresinde öyle büyük bir kalabalık toplandı ki kendisi bir kayaya binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şeyler anlattı. Bakın, dedi. İkincinin biri tohum ekmeye çıkmış. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düşmüş. Kuşlar gelip bunları yemiş. Kimi toprağa az olan kayalık yerlere düşmüş. Toprak derin olmadığından hemen filizlenmişler. Ne var ki güneş doğunca kavrulmuşlar. Kök salamadıkları için kuruyup gitmişler. Kimi de dikenler arasına düşmüş. Dikenler büyümüş, filizleri boğmuş. Kimi ise iyi toprağa düşmüş. Bazısı yüz, bazısı altmış, bazısı da otuz kat ürün vermiş. Kulağı olan işitsin. Öğrencileri gelip İsa'ya... Onlara neden benzetmelerle, benzetmelerle sesleniyorsun? ...diye sordular. İsa da şu cevabı verdi. Göklerin egemenliğinin sırlarını anlama gücü size verildi. Ama onlara verilmedi. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Onlara benzetmelerle seslenmemin nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Yaşayanın şu peygamberlik sözü onların bu durumunda gerçekleşmiş oluyor. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duykusuzlaştı. Kulakları ağır işitir oldu.'' gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları işitmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ikinci ile ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Her kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir ve anlamazsa şeytan gelir. Onun yüreğine ekleni söker götürür. Yol kenarına eklen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise, işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden, ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri, Tanrı sözünden ötürü, sıkıntı ya da zulme uğrayınca, hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur, sözü işitir, ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat. Deliceler benzetmesi. İsa ...onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği... ...tarlasına iyi tohum eken adama benzer... ...dedi. Ne var ki... ...herkes uyurken... ...adamın düşmanı gelmiş... ...ve buğdayın arasına... ...delice ekip gitmiş. Ekin... ...gelişip başak salınca... ...delicelerde görünmüş. Mal sahibinin... ...köleleri gelip... Ona şöyle demişler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Öyleyse delice nereden çıktı? O da onlara bunu bir düşman yapmıştır demiş. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sormuş köleler. Hayır demiş. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Ekinin biçileceği zamana kadar bırakın. İkisi yan yana büyüsün. Ekin biçme zamanı gelince orakçılara diyeceğim ki: Önce deliceleri toplayın. Yakılmak üzere demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Hardal tanesi ve maya benzetmeleri. İsa onlara bir benzetme daha anlattı göklerin egemenliği bir adamın alıp tarlasını ektiği hardal tanesine benzer. Dedi. Hardal tüm tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Ağaç olur. Öyle ki gökte uçan kuşlar gelip dallarında barınır. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının Alıp tüm hamuru kabartmak için, üç ölçek ona karıştırdığı mayaya benzer. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan, onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri, gizli kalmış sırları dile getireceğim. Deliceler benzetmesi açıklanıyor. Bundan sonra İsa halkı bırakıp eve girdi. Öğrencileri yanına gelip, Tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla, dediler. İsa, iyi tohumu eken insanoğludur, diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, delicelerde kötü olanın oğullarıdır. Delicelere eken düşman iblistir. Ekin biçme zamanı, çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp ateşte yakılıyorsa, çağın sonunda da böyle olacak. İnsanoğlu meleklerini gönderecek. Onlar da İnsanlara günaha düşüren her şeyi kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Gizli hazine ve inci benzetmeleri. Göklerin egemenliği tarlada saklanmış bir hazineye benzer. Bunu bulan adam yine saklamış. Sevinç içinde gitmiş. Varını yoğunu satıp o tarlayı satın almış. Yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitmiş. Varını yoğunu satıp o inciyi almış. Ağ ah benzetmesi yine göklerin egemenliği denize atılmış ve her çeşit balığı toplamış bir ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya çekmişler. Yere oturup yararlı balıkları seçmiş ve kaplara koymuşlar. Yararsız olanları atmışlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelip kötü kişileri doğruların arasından ayıracaklar. Ve onları kızgın fırına atacaklar orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Bütün bunları anladınız mı?" diye sordu İsa. Ona "Evet." karşılığını verdiler. O da onlara "İşte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer." dedi. İsa reddediliyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı, kendi memleketine gitti. Ve oradaki havrada halka ders vermeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor? Diyorlardı. Marangoz'un oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor? Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıklarından ötürü İsa orada pek fazla mucize yapmadı.